bakıyorum. Kafkasların enerji potansiyelinin bölgesel ve küresel ekonomik etkisi. Buyurun hocam. Saatimizi de çıkartalım. Değerli misafirler, hepinize merhaba. Tekrar benim kentim Bakü'ye geldiğim için çok mutluyum. Karşınızda hayatının 20 yılını Bakü Ceyhan'a, Bakü Petrolü'ne, Bakü Gazı'na, Azerbaycan'ın zenginliğinin Avrupa'ya açılmasına adamış ve bundan dolayı da çok mutlu bir insan olarak bulunuyorum burada. Bakü o yüzden benim şehrim. Çok ekmek böldüm yedim ben beraber Azeri kardeşlerimle. Bugün sizlere hem Bakü Ceyhan'da çalışmış eski BOTAŞ daire başkanı olarak hem akademik tarafıyla Avrasya'nın, Hazar'ın, Kafkasya'nın önemiyle ilgili kendime göre katkılar yapmaya çalışmış birisi olarak hem geçmişten biraz bahsedip hem de aynen hocamın söylediği gibi gelecekte daha ne yapabiliriz ona birlikte bakmanın yolunu arayacağım. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. 10 dakikada Bakü'nün zenginliği ve Türkiye ile beraber yapılacakları anlatmak Tolstoy'un kitabında ne yazıyor diye sorup Rusya'da geçiyor demeye benziyor. Yani 10 dakikada bütün hepsini anlatmak gerçekten zor olacak. Ama saygı da duymak zorundayız. Çünkü süre açtığımız için biz onu en azından kapatmaya çalışalım. Şimdi burada çok uzatmadan hemen mevzuya girelim. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra özellikle Batı'nın elindeki Kuzey Denizi'ndeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin azalması ki Norveç'te bir kısım yeni keşif yapıldı. Amerika'dan başka çok da elde rezerv bulunmaması Kanada gibi ve Orta Doğu petrolüne bağımlılıktan dolayı da sürekli tekrarlanan krizler dünyayı yeni bir arz alanı aramaya itekledi. Hazar zaten biliniyordu. Bakü 19. yüzyılın petrol başkenti. İşte Evliya Çelebi'sinden Marco Polo'suna kadar herkesin bildiği, bütün tarihi sıfatları gördüğünüz Nobel kardeşlerden tutun da büyük yedi kız kardeşlerin tamamının oyun alanına dönmüş bir yer. Sovyetler dönemine geçerken Azerbaycan'ın kara sahalarının tamamının özellikle tüketilip daha sonra Sovyet üretiminin Ural dağlarına kaymasıyla Azerbaycan'ın petrol açısından öneminin azaltılma çabaları ama hiçbir zamanda özellikle offshore teknolojideki gelişmelerle Hazar Denizi'nden bir şey çıkartılacağı herhalde kimsenin aklına gelmemişti. Fakat Sovyetler dağıldıktan sonra yapılan analizlerde Hazar'ın zenginliğiyle ilgili İran kadar doğalgazı, Suudi Arabistan kadar da petrolü olduğu yönünde akılda kalsın diye söylüyorum. Yani 35-40 trilyon metreküp doğalgaz, aşağı yukarı 250-270 milyar varil petrolden bahsediyoruz. Bu zenginliğin güvenli bir yoldan Batı piyasalarına aktarılması, Orta Doğu'dan kaynaklı petrol fiyatlarındaki dengesizliklerin giderilmesi için piyasaları dengeleyebilecek yeni bir sahanın bulunması ve yeni bir kaynağın yaratılmasıydı. Burada tabii ilk akla gelen Bakü Ceyhan projesi oldu. Bakü Tiflis Ceyhan. Allah rahmet eylesin Aliyev'in ciddi çabalarıyla özellikle 2000'li yılında bu işe el koyarak artık yatırımcı şirketleri elini taşın altına koyup bir ana ihraç güzergahı seçme konusunda ikna etmesiyle ve 2002'de anlaşmaların imzalanmasıyla 3 ülkede Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'de Bakü Ceyhan'ı gerçekleştirmiş olduk. 1992'de başladı aslında Bakü Ceyhan Türkiye için. İlk petrolü de 2006'da yükledik. Arkasından ona paralel olarak gene Şahdeniz sahasında gaz çıkınca Türkiye hem bir gaz ülkesi olarak hem de Avrupa gibi büyük gaz tüketicisi bir ülkenin yakınında olan bir ülke olarak Şahdeniz 1 dediğimiz sahanın geliştirilmesi ve bunun önce Yunanistan'a satılması projesi gerçekleştirildi. 2007 yılında da bu boru hattı devreye alındı. Burada tabii BOTAŞ'ı ve SOKAR'ın çabalarını ayrıca anmakta fayda var. Daha sonra BOTAŞ bünyesinde biz bir strateji grubu kurup burada artık yeni yüzyılın 2015'lerden itibaren en büyük kaynağının doğal gaz olacağının bilinciyle hani her ne kadar fosil yakıtlar çevreyi kirletiyor olsa da fosil yakıtlar arasında en az kirleten doğal gaz ve
doğalgazdan da bir gecede vazgeçilmeyeceği ve doğalgazın altın çağının da 2015'ten sonra başlayacağı konuşulduğu için, her ne kadar Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer kaynaklar da devam etse de nükleerdeki gerilemenin yerini ancak doğalgazla doldurmanız mümkün olacak. Gözle görülecek gelecekte torunlarımız da dahil olmak üzere herhalde doğalgaz kullanıyor olacağız. Belki bizi bu hidrojen ekonomisine doğru daha sonra götürebilir. Tabii Bakü-Ceyhan yapıldı, 50 milyon ton. 50 milyon ton ve şimdi kapasitesi de arttırıldı, 1.250, yani günlük 1.2 milyon varil. Çok ciddi bir rakam bu. Dünya ticaretinin aşağı yukarı %4-5'ine denk gelen bir rakam. Yani bir kriz çıktığında krizi geçiştirebileceğiniz bir limana sahipsiniz Ceyhan'da. Ve buradan dünya piyasalarına, Lavere'ye, Rotterdam'a, her tarafa petrolü her gün 365 gün yükleme yapılabilen Ceyhan Limanı'ndan gönderiyorsunuz. Tabii ki bir dengeleme politikası, tabii ki Karadeniz'de Supsa Limanı'na da bir boru attı, tabii ki Rusya'ya Novorossiysk Limanı'na da bir boru attı yapıldı ama Bakü Ceyhan ana ihraç güzergahı olarak her zaman yerini almaya devam edecek. Burada sadece bir soru sormak istiyorum. Ben hayatını yaklaşık 8,5 yılını doğrudan Bakü Ceyhan'a adamış birisi olarak. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında yapılmış olan Bakü-Ceyhan projesinin gelecekte ve gelecek dönemde çok daha aktif kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu söylerken şunu söylüyorum. Biz Bakü-Ceyhan'dan benim bile bildiğim kadarıyla ya hiç petrol almıyoruz bir varil bile ya da çok az bir şey alıyoruz. Bunun bir tersine döndürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sokar Türkiye'de çok ciddi bir yatırımcı. Petkim'i satın aldı ve orada belki rafineri, Star rafinerisi yapılıyor. O petrolü sadece Sokar'ın kendi rafinerilerinin de kullanmasından ziyade Türkiye Cumhuriyeti 30 milyon ton civarında, 32 milyon ton civarında petrol tüketiyor. Bunun hiç olmazsa 15 milyon tonunun Azerbaycan'dan alınabileceğini düşünmekteyim. Hem Türkiye Petrolleri ortak olduğu için hem de iki kardeş ülkenin daha uygun bir ortam bulup Türkiye'nin de petrol stoklarının arttırılmasında Bakü-Ceyhan'ın daha etkin kullanılacağını düşünüyorum. Bana göre bir Bakü-Ceyhan yetmezdi. Çünkü Karadeniz ve Türk boğazlarına petrol çıkmasını istemiyoruz biz. Bence Bakü-Ceyhan 2'nin de konuşuluyor ve düşünülüyor olması lazım. Yeni düzende Kerem Hocam zaten anlattığı zaman benim dediklerim belki biraz daha oturaklı olarak çıkar ama Bakü-Ceyhan 2 ile Bakü'nün petrol zenginliğinin aynı zamanda Kazak ve diğer Türk kardeşlerimizle birlikte belki Hazar'ı geçen hem petrol hem doğalgaz boru hattıyla Türkiye üzerinden gönderilmesi konusunda yeni bir çalışma yapılabilir diye düşünmekteyim. Burada en önemli şey doğalgaz gibi gözüküyor. Doğalgaz Türkiye açısından da çok önemli. 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiyoruz. Sadece Türkiye olarak. Bu benim daha önceki slaytlardan Türk Boğazları'nın bypass'ı ile ilgili proje. Ben en büyük bypass'ın Bakü-Ceyhan 2 olacağını düşünüyorum. Samsun-Ceyhan belki daha sonra değerlendirilebilir. Biliyorsunuz biz Türkiye olarak Ceyhan bölgesini özel bir yatırım alanı ilan ettik. Burada çok ciddi çalışmalar yapılabilir. Belki Ceyhan yeniden Rotterdam gibi olabilir. Belki Azerbaycan'dan, belki Kazakistan'dan gelen petrol Türkiye'de birleştirilip Akdeniz bölgesinin benchmark yani bir petrolü olarak adı da belki Caspian Blend koyularak Türkiye'de fiyatlandırılabilir. Burada kimya tesisleri, rafineriler, brokerage hepsi kurularak Ceyhan'ın çok daha önemli bir liman haline getirilebileceğini düşünüyoruz. Azerbaycan'ın da, Kazakistan'ın da hatta Türkmenistan'ın da gazının belki de Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına getirilerek sıvılaştırılmış doğalgaz halinde Avrupa içlerine pazarlanmasının belki Amerika'dan LNG getirilmesinden çok daha aktif bir çözüm olabileceğini, akılcı bir çözüm olabileceğini de düşünüyorum. Bizim tüketim BOTAŞ'la beraber. Şimdi buradaki resim aslında şu. Yani Avrupa Birliği 2020'de %70'ini, 2030'da %85'ini ithal edecek ve bunun ağırlıklı kaynağı Kuzey Denizi. Rusya ve Cezayir. Cezayir gazı İspanya ve Portekiz'de sıkışmış, orada bitiyor zaten ve Avrupa işlerine gidemiyor. Norveç aşağı yukarı %30-35'ini Norveç'ten alıyorlar ama Rus gazının ağırlığı %50 civarına vardı zaten Avrupa'da. TANAP projesi ve TAP projesiyle bağlantısıyla ilk defa farklı bir kaynaktan yani dördüncü kaynaktan yani Azerbaycan Türkiye üzerinden bir gaz kaynağı Avrupa'ya gittiğinde bu resim birazcık Hazar gazı için yeni bir perspektif açacak diye düşünüyoruz. Yani baktığınızda aslında Türkiye lokasyon olarak da dünyanın ispatlanmış doğal gaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık %70'ine komşu.
Ama bu komşuluk ilişkisini bir paraya, bir ekonomik güce çevirmenin yolu da Azerbaycan'la Türkiye'nin mutlaka birlikte çalışması gerektiğidir diye düşünüyorum. Burada gelecekle ilgili birkaç kelam etmem lazım herhalde. 12 Ağustos'ta Hazar'ın legal statüsüyle ilgili imzalanan anlaşma. O anlaşmanın gerçi denizin dibi ile ilgili pek bir şey getirdiğini söyleyememekle birlikte Hazar'dan ve Hazar ülkelerinden hepsinin birlikte belki karar vereceği bir şekilde Türkiye'nin mevcut Rusya ile olan iyi ilişkileri, Türkiye'nin Azerbaycan'la olan ilişkileri de kullanılarak Türkiye, Rusya, Azerbaycan'ın birlikte Trans Hazar, yani yıllardır yapılamayan Hazar'a döşenecek boru hattının birlikte harekete geçirilmesi için hem petrol hem doğalgaz, yani bütün Türk dünyasına, bütün Hazar kıyıdaşlarına ve Rusya'nın da dahil olduğu bir çözümle Türkiye üzerinden yeni ve güçlü ve büyük hacimlerde petrol ve doğalgazın Türkiye ve üzerinden Avrupa'ya ve ana piyasalara gönderilmesinin ciddi bir etki yaratacağını düşünüyorum. Bu konuda ciddi olarak Azerbaycan ve Türkiye'nin öncülük etmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci düşündüğüm husus, enerji başta olmak üzere Azerbaycan'la Türkiye'nin mutlaka ortak kalkınma planı yapması gerektiği. Bu 3 ila 5 yılla sınırlanabilir. Ama bu planlamanın içinde enerji çok 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 önemli bir yer edinmeli diye düşünüyorum aynı zamanda. TAP ve TANAP, ben TAP projesinin de yaklaşık 6 yıl Türkiye temsilciliğini yaptım. Nabucco projesinin de yaratıcılarından birisiyiz. Sonuçta TANAP projesi de zaten Nabucco'nun Türkiye kesiminin TANAP'a çevrilmiş hali oldu. Sonuçta bu arter çok önemli bir arter. Ama burada Azerbaycan'la Türkiye'nin işi sadece TANAP ve TAP'ı yapıp içinden geçen gazı gönderip orada bitmemesi lazım. Yani Azerbaycan evet gazı satıyor. Bir sürü müşteri de çıktı. 9 tane müşteri TAP'tan alacak bunu ama unutmamamız gereken yer bizim doğal uzantımız olan Balkanlar bölgesinde Rusya'yı da çok rahatsız etmeyecek miktarda. Aşağı yukarı 2030'larda 19 ila 20 milyar metreküp gibi küçük ama erişilebilir bir pazar var. Bu pazarda Sokar ve BOTAŞ gayet net. Azerbaycan ve Türkiye bu pazarda ticaret yapmalı. Bu pazarda BOTAŞ'ın, Sokar'ın inşaat tecrübesinden yararlanarak Balkan bölgesinde bir bölgesel doğalgaz piyasasının oluşumu için oradaki doğalgaz boru hatlarını bile bizim inşa ediyor olmamız lazım. Yani bu bizi buradan Adriyatik'e kadar çok rahatlıkla taşıyabilir. Sokar ve BOTAŞ, Azerbaycan ve Türkiye sadece gazın sahibi olmakla veya boru hattının sahibi olmakla değil, aynı zamanda bunun ticaretini de yapan ülke olmaya mecbur. Balkanlarda bu oyunu açmak zorundayız. Türkiye'nin belki de Avrupa Birliği'ne gerçek anlamda hani artık alınması için de aynı zamanda çok ciddi bir hamle olabilir bu ama tabii hani Avrupa Birliği'ne ne kadar girmek istenir istenmez o ayrıca tartışılır. Yani bugüne kadar Türkiye'nin önemini bir şekilde zaten hani görmezden geldiler yani ona zaten bir şey diyemiyoruz ama gazla bu gözleri yeniden açmak lazım. O yüzden her şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'la Balkanlar'da çok ciddi bir oyuncu olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz Bakü Ceyhan 2, TANAP 2'ye muhtacız. Gönül ister ki Azerbaycan'la Türkiye arasında bir sınır olaydı da hani aynı zamanda o sınırın üzerinden biz boru hattı projesi geliştirebileydik ama mevcut Karabağ sorunu ortada. Bunun çözümü için bile enerjinin ciddi bir alternatif olabileceğini düşünmekteyim. Eğer Hazar'ı geçen petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapılması gerçekleştirilirse belki o zaman bu Ermenistan, bu Karabağ probleminin çözümünde de bazı adımları daha rahat atmak mümkün olabilir. Rusya da bu işin içinde ortak olarak yer alır da bu zenginlikten bizim üzerimizden yararlanırsa hem aynı zamanda dünyaya yeni bir mesaj verilmiş olur hem de bugüne kadar çözülememiş pek çok konunun çözülebileceğini düşünmekteyim ben. Burada futbol tabiriyle konuşacak olursak futbolda eğer sahada sabit durursan sana atılan paslara, sana doğru gelen topa koşmazsan gol atamazsın. Pozisyon yaratamazsın. O yüzden eğer bir top geliyorsa o topa doğru koşmak ve hareketlenmek lazım. Bu topa koşacak santrfor Türkiye ile Azerbaycan. Bu bölgede ilk önce bölgesel barışı, bölgesel ekonomiyi en önce enerji üzerinden tesis etmek, arkasından da bunu tamamen ticarete döküp
ekonomik anlamda birbirimizden hiç kopmayacak şekilde bu neft kemerlerinden yararlanmak gerektiğini düşünmekteyim. Yoksa hani sadece bir boru hattı yaparak birbirimizi unutmamalıyız. Bunun mutlaka ve mutlaka bir sonraki adımını da gerçekleştirmeliyiz. Biz biriz. Bir olmalıyız, şirketlerimiz de bir olmalı ve birlikte el ele yürümeliyiz. Ta Adriyatik'e kadar, ta Avrupa'nın işlerine kadar. Azerbaycan ve BOTAŞ, Sokar ve BOTAŞ, Balkanlarda 20 milyar metreküplük pazarın hem altyapısını yapar, hem bu ticareti geliştirirse, bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne girmesi durumunda Azerbaycan'la BOTAŞ, yani Azerbaycan'la Türkiye, BOTAŞ'la Sokar'da Avrupa Birliği'ne doğal olarak, doğal bir oyuncu olarak zaten girmiş olacak. Ticaret olarak Avrupa Birliği'ne girmiş olmamız zaten bu anlamda. Doğalgaz gibi kritik bir yerde. Mesela Avrupa Birliği doğalgaz ihtiyacının %15'inin Azerbaycan, Türkiye, Hazar üzerinden karşılanması gibi bir hedefle girerek çok daha etkin bir rol oynarız diye düşünmekteyim. Sonuçta ben herhalde doldurdum galiba vaktimi. Anlatacak çok şey var gerçekten ama hani işte Suç ve Ceza Rusya'da geçiyor falan gibi bir şey oldu bu ama Azerbaycan'ın 100. yaşını kutluyorum. Allah daim etsin, muzaffer olun. 100 yaş daha yaşayın inşallah. Hepimiz görelim. Sonsuza kadar.